Merhabalar efendim. Ebeveyn Olmak programına hoş geldiniz. Umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Sizin için her şey yolunda gidiyordur. Biz gene çok keyifli konular konuşmak üzere bir araya geldik. Sevgili Hülya Hocam'la birlikte. Hocam ya sizi görmek çok güzel. Bir ee, canım hocam. Sohbetiniz de nefis. Ben çok böyle çok rahat hissediyorum sohbette keyifli attığı zaman. Ee, bazen söylüyorum ama onu da söyleyeyim. Benim inandığım dünyaya inandığını hissettiğim birileriyle sohbet etme hali bana çok iyi geliyor. Evet, evet. Ha, şeyi de söylemekte fayda var. Benim inandığım dünyaya inanan birileriyle sohbet edilince böyle itirazlar gelişmeyecekmiş, fikir gelişmeyecekmiş, hep aynı yöne bakılacakmış gibi anlaşılıyor. Öyle değil. Ben değerler yönünden, genel yaklaşım yönünden söylüyorum. O çok özgürlükçü bir dünyaya inanıyorum. Öyle bir yere inanıyorum. Yaşamın tüm alanlarında buna böyle baktığınızı sezmek ve çok emek verdiğinizi sezmekten dolayı da kendimi iyi hissediyorum. Hocam geçen bölümde biz bayağı bir gezdik, bayağı bir konular içerisinde konuştuk. Benim aklımda birkaç tane bir konu var ama onlara geçmeden önce şeyi de söyleyeyim. Benim adıma imzaladığınız bu kitaplar için ayrıca teşekkür Rica ediyorum. Ne demek? Çok bir mutluluk. tanesi tam üstüne bastın diye iş dünyası için iletişim diyorsunuz. Bir diğeri de Hülya Mutlu bu bir yatırım tavsiyesidir. Psikolojik sermaye diyorsunuz. İki tane çok önemli kavram. İkisini de bugün bir şekilde ziyaret ederiz. Ee, ama geçen bölümden borç kalmasın üstüme. Bir tane konuyla ilgili bir şey söylediniz. Bir dakika ya bunu bir daha konuşalım hocamla dedim. Ne demek istediğinizi anladım. Bu öz saygı meselesi iyi bir şey midir? Bu kötü bir şey midir ya? Ha, kesinlikle dozunda olduğu Heh, takdirde... Yani <laughs> hani onu konuşalım e, istiyorum ben. Yersiz ve aşırı öz saygı çok yaygınlaştı ve çok e, rahatsız edici ne bir boyutta. Ne demek bu öz saygı hocam ya? Şimdi hocam bence öz saygı e, genel olarak... Çünkü yani biz ana babalara öz saygısı gelişmiş bir çocuk yetiştirmenin iyi bir şey olduğunu söylüyoruz. Evet. E, ben kendi adıma söyleyeyim anlaşılsın diye söylüyorum. Efendim ben neredeyse 50 yaşındayım. Benim öz saygım, kendi çocukluğum ve yetişkinliğimin bir kısmı için söyleyeyim. Üstüne emek verilmesi gereken alanlardan biriydi. Hani diyorsunuz ya işte hayır diyemiyorum. Başkalarını mutlu etmeye çalışıyorum. İstemi evet. söylersem ayıp olur gibi geliyor falan diye. Oralar oradaki arızayı söylüyor. Evet. Hocam ben de 48 yaşındayım. Hı hı. Ee, ve sizin söylediklerinize çok paralel şeyleri hala hissediyorum. Biz böyle buralarda konuşunca insanlar zannediyor ki, Aa, bu insanlar hiç yayan kalmıyor. Derde düştü, buraya düştü, harika. Hiç öyle bir şey yok yani. Hiç öyle bir şey yok. Aa, tekrar ben bir yoldan çıktım diyoruz. Tapduk Emre'nin sözü geliyor aklıma. Diyor ki, yola çıkıp varmayan yoldan çıkıp varan olmamıştır. Hani benim derdim çıktığımız yola tekrar dönmek. Ee, o yüzden hani bizi dinleyenler de yola çıktıkça kendileri yoldan çıktıkça kendilerine şefkatli olup tekrar yola almayı bilsinler. Özsaygı konusu ömür boyu emek isteyen bir şey. Tabii hı hı. ebeveyn tutumları gerçekten çok çok önemli. Ve burada belki Doğan Hocayı bir hatırlamak ve ya da çok güzel olur. Ben eğitimlerimde de çok kullanıyorum. O hep bizi e, Barun Uçunun beş boyutu diye bir yere götürüyor. Diyor ki insan kayla ister. İnsan değer görmek ister, hı hı. insan sevilmek ister, kabul edilmek ister ve eksik hissettirilmemek ister. İşte öz saygı bunların öncelikle etrafımızda var olduğunu hissettiğimizde fevkalade besleniyor. Hı hı. Ama sistem bize sen bozuksun, senin baya bir eksiklerin var, hasarlısın dediğinde öz ile ilgili problemler oluşuyor. Ve psikoloji literatüründe önemli bir isim olan Erik Bern diyor ki insanın ilk köleliği anne ve babasınadır. Çünkü onların söylediklerini salt doğru olarak kabul eder. Dolayısıyla o evde bana neler söylendi acaba? O benim öz saygımı gerçekten çok etkiliyor. Ve aşırı öz saygı da aynı şekilde hocam o da etkiliyor. Yani ben mesela şeyi görüyorum. Ee, doğası itibariyle çocuk doğduğu andan neredeyse ergenlik dönemine kadar anneyle babanın mutlak doğru olduğuna inanıyor. Evet. Yani söylediklerinin doğru olduğuna, düzgün değerlendirmeler yaptıklarına, hı hı. bir şey iyi derlerse iyi olduğuna, kötü derlerse kötü olduğuna mutlak inanıyor. Ama ergenlikle beraber artık işte doğa dürtüklüyor. Diyor ki yok oğlum bak diyor o şöyle olmayabilir Hı. ha diyor. Bunlar böyle konuşuyor ama diyor. Bunların da kafada pek bir şey yok ha diyor. Öyle bir şeyin dendiği dönemde sağlıklı yürüyenler bence uzun vadede daha dengeli bir hayata devam ediyorlar. Evet. Ee, peki mesela şeyi sorayım. Yani Doğan hocama da 50 kere sordum biz 20 yıl birlikte çalışıp böyle çok program yaptığımız için. Keyifli, yani yanlışsa belki. bir şey demeyecek miyiz ya? Yani <laughs> bir şey yanlış olduğunda da demeyelim mi? Söylemeyelim mi? Eksiği gediği varsa konuşmayalım mı? Bunun da öz saygısı gider. Ay değersiz hisseder bilmem ne falan söylemeyelim mi? Olsa, Aa, o tam tersi hani Osmanlı'da iki tabir var çok seviyorum tam buraya oturuyor. Biri sürçü lisan, diğeri lisanı münasip. İşte Batı onu şiddetsiz iletişim diye bize transfer edince acayip böyle hı hı. satın aldık. Ben de çok kullanırım bu arada şiddetsiz iletişim yaklaşımını. Ama e, dili temizleyerek güzel güzel söylediğimizde ama net söylediğimizde hı hı. mesaj karşıya gidiyor. Yani aman öz saygısı düşer şunu söylemeyelim, işte kendine güveni azalır bunu söylemeyelim. E, çocuk için sınırlar katı olduğunda sıkıntı ...gevşek olduğunda sıkıntı ama derli toplu belirgin sınırlar çizdiğimizde zihni berraklaşıyor. Bu sadece hı hı. çocuğa da özgü bir şey değil. Bence yetişkin, yetişkin için de öyle. Evet. Odaklanmayla ilgili çok Kesinlikle. net bir alan tanımlıyor. Yani yetişkinin de çocuğun da en temel ihtiyaçlarından bir tanesinin güvenlik olduğunu biliyoruz. Evet. Sınırların tanımlandığı bir yerde insanın kendini güvende hissetmesi çok daha kolay. Yani evet neler kabul edilebiliyor, neler kabul edilemiyor. Mesela en problemli alanlardan biri. iş dünyası içinde öyle bence. Çok doğru. Yani hikmetinden sual olunmaz türünde biriyle çalışmak olabilecek en zor şeylerden bir tanesi. Hikmetinden sual olunmaz türünde bir ana babayla bir hayat sürdürmeye çalışmak da çok benzer şekilde çok problemli alanlardan bir tanesi. İnsan o zaman ilişkilenmekte zorlanıyor. Bir şey yapıyorum bugün kabul görüyor ama yarın görecek mi görmeyecek mi bilmiyorum. Evet. Bunların kabul görüp görmemesi tamamıyla karşımdakinin o günkü haliyle ilgili. Oo öyle bir yerde hayat sürdürmek çok zor hocam. Öz saygıyla ilgili benim bugün gördüğüm şeyi söyleyeyim yani... Siz de çalışıyorsunuz gençlerle. Ben de çalışıyorum. İşte bir iş yerine gittiğimizde yönetim gruplarıyla çalıştığımda mesela şeyde çok zorlandıklarını söylüyorlar. Yani onlar başka bir dünyadan geliyorlar. Öbür taraf başka bir dünyadan geliyormuş gibi bir tanımlama var. Ben aslında tam öyle olmadığını düşünüyorum. Benzer ihtiyaçlara sahip, farklı farklı giderme yöntemleri olan iki tane insan evladı gözüyle bakıyorum ben. Birazcık da bu kimlikler üstünden gidildiğinde de ötekileştirdiğini düşünüyorum. Yani benim ana baba olarak işte ben Z kuşağıyım, evladım bilmem ne kuşağı, şey ben X kuşağıyım dediğim an itibariyle kendi evladımı biraz sen benden değilsin dediğimi düşünüyorum. Çünkü o, o anlama geliyor yani. ...biz aynı yerden gelmiyoruz anlamına geliyor. Onda biraz tereddütüm var onu söyleyeyim. Yani evet. e, biz... Aynı yerdeyiz biz, hocam. Biz hı hı. yani etiketi koymanın tanımlama yapmak için kolaylaştırdığını biliyorum. Ama bazen etiket tanımlamanın ötesinde bir amaca hizmet etmeye başlıyor ve... ...zor oluyor o zaman tekrar ilişkilenmek. Çünkü zaten baştan bizim bir arada olamayacağımız kabulünü getiriyor. Ana babalar hadi öyle söyleyelim daha yaşça büyük olanlar işte bu öz saygıyı yaşayamadıkları için, kendi ailelerinde görmedikleri için, ortamda görmedikleri için ben de, bence çocuklarında biraz ifrada kaçtılar, kaçıyorlar efendim. Evet. Yani birinin kendi ihtiyacını ifade ediyor olması bence çok anlamlı bir şeydir. Ancak her ifade ettiğinin yerine gelip gelmemesi başka bir şeydir. Amenna. Çok doğru. Yani ben bunu istemiyorum. Eyvallah. Yani Diyebilirsin böyle bir şeyi. Lakin ben senin söylediğin gibi yapmak zorunda değilim. Yani yaşamında bir takım gerçekleri var. Ben bunu istiyorum da diyebilir birisi. Çok güzel. Ama ben uygun görmüyorum da diyebilirim. Geçen gün kızımı arkadaşları çağırıyor. Evdeyiz. <laughs> böyle camdan sesleniyorlar. Doğa aşağı insin, doğa aşağı insin falan filan diye. Yok dedim doğa gelmeyecek. Bir tanesi döndü böyle. Niye dedi? Kaldım böyle yani sokaktan bir çocuk kızımın niye dışarıya çıkmayacağını bana soruyor. <laughs> Ve şey bekliyor yani onu gördüm çocuğun gözünde makul açıklama bekliyor. Şu 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 nedenlerden dolayı sen de uygun görürsen eğer ki bence görürsün yani akıllı bir çocuğa benziyorsun. Ee, kızım dışarıya gelmeyecek tabii siz de münasip buyurursanız falan. <laughs> Ben dedim babasıyım öyle uygun görüyorum dedim. Ha dedi. Gitti çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, çünkü her şeyin kontrolü bizde değil. Evet. Ama kontrol öyle olduğu zaman getiriyorum sizin mahalleye doğru. E, hocam aynısını iş yerinde de bekliyor. Mesela böyle bir şeyin mümkünatı var mı? Mesela üst yönetimin hocam özü itibariyle biz çoluğumuzu çocuğumuzu yetiştiriyoruz. Okullara kutuyoruz onu yapıyoruz bunu yapıyoruz falan. Bu işin sonunda onlar gidecekler, yaşamla başa çıkacaklar, yaşamla birlikte bir şeyler yapacaklar, hayata uyumlanmaya çalışacaklar. Orada da işler böyle Montessori anaokulu gibi değil. Onu biliyoruz değil mi? Yani Hiç değil hocam. Hiç Kesinlikle. değil. Ya benim de canım bugün muhasebe çekti falan. Ya aa, öyle mi tamam mı bugün muhasebe sende. İşte sen ne istiyorsun? Ay ne bileyim ben de böyle işte ne bileyim lojistik gibi hissediyorum bugün. Sen de lojistikte takıl falan demiyorlar. Hayat öyle bir şey değil bir kere yaşamın gerçekleriyle başa çıkabilecek birisi lazım bize. O, o hayatı sürdürebilecek yeterlilikte birisi lazım. E biz bunu herhangi bir yerde hayır demeyince, o olmayınca, bu olmayınca iş yerine geldiğinde ne yaşıyorlar hocam? Hocam, ebeveyn stratejilerinin çok etkili olduğunu orada gözlemliyorum. Dolayısıyla bağlamı buraya getirmeniz gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi iş dünyası bu aralar acayip yakınıyor. Ya bu gençler şöyle böyle. Bu hiç bitmemiş işte. Hiç bitmemiş evet ama. binlerce yıldır. Bugün sabah Muazzez İlmiye Çığ'ın bir yazısında bir yerde Hı -hı. okudum. Gençleri artık hiç yargılamıyorum. Ta ki diyor kitabelerde gençler de çok değişti. Yazısını okuduğundan ve hititlerden bahsediyor ya. Yani Hı -hı. E, sevgili Cihat Hocam'a anasım geldi ama metni tam hatırlamıyorum. Baba diyor ki evladına... Hı -hı. Biz diyor sana sürülerle birlikte ormana git mi dedik diyor. Tam aksine diyor seni şehirde tuttuk okula gönderdik diyor. Yani bu bas bayağı bildiğiniz bugünkü ana babanın biz gençliğimizde neler yaşadık, çocukluğumuzda neler çektik hikayesinin aynısı. Evet. Şimdi iş dünyası tabii 1970'lerden beri sizin söylediğiniz gibi böyle bağlama anlatmak için 20 yıllık koridorlar açmış. Ama biz onu çok yanlış anlamışız. O koridorlara insanları hapsetmişiz. Çok yani o dönem ne oluyor? İnsan davranışları bundan nasıl etkileniyor? Onu anlatmaya çalışmışlar. Fakat biz sanki böyle işte harflerle birlikte o segmentasyonda Z kuşağı hep aynıdır. O zaman biz, sizde de ben de X kuşağıyız hocam. Evet. Bütün özelliklerimizin aynı olması gerekiyor. Mümkün değil Mümkün ama değil. bir şeyleri konuştuğumuzda güleriz. De, evet ya öyleydi gerçekten. Şu sakızı çiğniyorduk, şunu içiyorduk, şöyle yapıyorduk televizyon böyleydi. Fakat temelde Farklı iki insanız. Bir kere bu yorumlama konuyu özünden çok koparıyor. Onu söyleyebilirim. Bugünkü bağlamla baktığımızda iş dünyasına yeni gelen, nesile yapıştırılan en önemli etiketlerden birisi sıkılganlık. Yani işte onları hedonist buluyorlar. Haz bağımlısı, bir şeyden çabucak sıkılıyorlar. Tabii ki haklı oldukları yerler olabilir ama bu gençlerin tamamını bu etikete sıkıştırdığımızda işte orada kutuplaşma başlıyor. Onlar da diyor ki, Hayır, ortam çok sıkıcı. Mizah yok, oyun yok, eğlence yok. Biz buna alıştık diyor. Çok Belki iş yapış modellerimizi ve iletişim şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor. O eskinin otokratik, buyurgan, yukarıdan konuşan liderleri daha eşit ilişki kurma eğilimi içinde olmazsa oyun dışı kalacaklar. Bunun başka bir seçeneği yok. Hocam ben net görüyorum onu. onu Değil söyleyeyim. mi? Söyleyeyim. Yani ben... Ee... İş dünyası öyle ya da böyle taze kan arıyor kendi sürekli. Evet. Enerjisini aktarabilecek birilerini arıyor ve dönüyor bakıyor. Kimin enerjisi var? Kimin yok diye bakıyor. Şimdi yaş ilerledikçe yavaş yavaş enerji düzeyinde kaçınılmaz bir düşüş oluyor. O düşüşü tecrübeyle kapatabiliyorsun belki ama biz şunu çok iyi biliyoruz. Havuza sürekli taze su akışı olmak durumunda bunu başka türlü evet. dolu tutmamız mümkün değil ve yeni gelen suyun uyumlanabileceği bir havuzda tasarlamak durumundayız. Yani onlar bize uysunlar söylemiyle yola çıkmak çok mümkün değil, olmuyor işte. Öyle ya da böyle bizim elimizde bir grup insan var ve bunlar artık yetişkin dünyasına geçmiş durumdalar. Ee, müsaade etmek lazım. Ben daha önceki programda konuştuğumuz o umut var olma, hayal etme evet. falan meseleleri vardı ya. Bunun bu alan için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Çok yani doğru. mevcut iş dünyasının, mevcut yaşamın kendi dinamiklerinin bir kısmının benzer şekilde kalacağını ama bir kısmının yenilenerek çok daha farklı bir yapının oluşacağını ve bugünkü aktörlerin de bunun içinde dolaşacağını düşünüyorum. Biz yeni aktörlerle eski oyun alanında oyun oynamaya çalışıyoruz. Olmuyor yani olmadığının da farkındayız. Uymuyorlar diye onları da kötülüyoruz. Sizin konuşmalarınızda bir şey çok hoşuma gidiyor. Onu söyleyeyim yani iki bölümdür aynı şeyi yapıyorsunuz. Olayın iki yönünün olduğunu çok farkındasınız. Yani hiç kimse tam anlamıyla sizde suçlu evet. değil, hiç kimse evet. tam anlamıyla masum değil. Evet. Genç arkadaşlarında da emek vermesi gereken yerler var. Evet. Yani biz de isteriz dünya çok eğlenceli olsun. Ben de isterim ciddiyetin olmadığı Haz bir yer olsun. Haz ve hız güzel aslında. Bence harika. Haz ve hız gerçekten çok güzel ama her alan için mümkün değil. Evet. Aynen öyle. Bunun için de biraz <laughs> ru beru, yüz yüze iletişim kurmak. Harika. Zaten bunu istiyor gençlerde. Çok az zamanımız kaldı. Bir beş dakika kadar Hı -hı. iletişimle ilgili ne anlatırsınız bana? İletişimle ilgili ne anlatırım? Belki biraz dinlemeyi konuşabiliriz. Bence çok güzel. Çok e, önemli. Hatta size bir şey anlatayım. Geçen sene bir şirketin yöneticilerinden biriyle böyle dostça sohbet ediyoruz. Dedi ki ben hiç iyi bir anne değilim biliyor musunuz dedi. Aa neden dedim. Çünkü tanıyorum çok iyi bir insan dedi ki bak senelerdir bir gün kızımı şöyle saçlarını örüp okula gönderemedim ben dedi. Ee, dedim ki onu mu istiyor peki dedim. İstemez mi benim annem de dedi beni hiç saçlarımı örüp okula göndermemişti dedi. Tekrar sordum onu mu istiyor peki dedim. <laughs> İstiyordur tabii dedi. Ya dedim sana bir şey söyleyeceğim. Kızına bir sorsana dedim. İstiyor Onun için muyum? iyi annelik neymiş dedim. Neyse aradan iki hafta geçti. Biz tekrar bir nedenle bir araya geldik. Dedi ki ya ben çok şaşırdım dedi. Ben dedi kızıma dedim ki dedi sen benim yerimde olsan nasıl bir anne olurdun? Bana şunu söyledi dedi. Anne sen beni hiç dinlemiyorsun. Ya bilgisayarda bir şey yapıyorsun, ya telefonuna bakıyorsun, ya bulaşık yıkıyorsun, ya çamaşır katlıyorsun. Ben sana bir şey anlatırken sürekli diyorsun ki benim kulağım sende anlat. Ben senin kulağını istemiyorum. Ben senin gözünü istiyorum. Bravo ya. Dedi ki ben bir sarsıldım. Üstelik demiş ki ben saçımın örülmesini sevmem ki. Ben arkada tek kuyruk seviyorum. Kaç yaşında bu kız? 8 yaşındaymış ve e, dedi ki e, o benim ihtiyacımmış dedi ve kızımın onunla ilgili bir ama ben sormadığım için dedi bağlantıda olmakla ilgili ihtiyacını fark etmemişim. Biz çok acayip bir yere gidiyoruz yani elimizde ekranlar kaydır baba kaydır ve Bağlantı kopuyor. Kişiler arası psikoterapi diyor ki çok hoşuma gider bu söz. Depresyon varsa ilişki yoktur. İlişki varsa depresyon, depresyon yok. yoktur. E şimdi biz ilişkiyi unuttuk yani iletişimde değiliz. İş yerinde de öyle biliyor musunuz? Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> herkes, sürekli yazıyor. Herkes sadece kendi işiyle. Evet. Ee, bence iş yeri dediğimiz yer aslında bizim hayatımızın çok büyük bir kısmının içinde geçtiği muazzam bir sosyal ortam. Ben şeyi anlatıyorum mesela motivasyon konusuyla ilgili konuşurken böyle insanlar neye gönüllü olurlar konusuyla ilgili konuşurken ekibi çok anlatıyorum. İnsan içinde bulunduğu ekibe gönüllü oluyor. Değil mi? Yani bakın buraya geldik işte kameraman arkadaşlarımız var, sesçi arkadaşımız var, yönetmenimiz var, yönetmen yardımcımız var, ışıkçımız var, o var. İşte ne bileyim makyajı yapan Derya var. Her biriyle selamlaştığımızda, konuştuğumuzda, belli bir ilişki olduğunda ben bu ortamın, havasının bambaşka bir şey olduğunu biliyorum. Ha şeyi de söyleyeyim. Öyle olsun diye yaptığınızda olmuyor zaten. O öyle bir şey değil. O sizin samimiyetinizle ilgili bir şey. Ama insan iletişim kurmaya niyet ettiği zaman hakkıyla o zaman başka bir yere geliyor. Yani yönetici arkadaşınız için çok mutluyum onu söyleyeyim. Evet. Böyle bir geri bildirim alabilmek çok kolay bir şey değil. 8 yaşında olduğu için hala çok şanslı. Değil mi? 14 yaşında bir çocuk böyle bir şey söylemez. Bağlantı kopmuştur belki Bağlantı bile. kopmuştur. Dünyaları ayırmıştır o çoktan, o nüfustan çıkıyor. Bunlar zaten dinlemezler diyor. Yani Evet, bu da çok üzüyor beni artık yani o bağlantının e kopması. Hocam, ee... Ben bir şey söyleyeceğim son 1-2 dakika. Ben ana baba çocuk ilişkisini herhangi bir kurumdaki yöneticiyle çalışanları ilişkisine çok benzetiyorum. Değil mi? Birçok boyutuyla çok benzer ilişkiler. Yani biri tanık olarak çok güçlü burada, öbüründe de biri tanık olarak çok güçlü. Birinin yeterlilikleri ve yetkisi daha fazla, öbüründe de benzer şekilde yeterlilikler ve yetkiler daha fazla ve bir yerden sonra her ikisinde de eğer o tanıklık kendi hakkıyla kullanılmamışsa güç, ilişkiler kopuyor ve gidiyorlar. Evet. O yüzden bence çok emek verilmesi gereken alanlardan bir tanesi diye düşünüyorum Hülya Evet, bazen manevra yapmaya üşeniyoruz, üşenmemek lazım. Ufak tefek manevralar bile ilişkileri çok başka boyutlara getirebiliyor. Niye yapmıyoruz sizce? Bilmiyorum, belki uğraşmak istemiyoruz. Biraz çünkü orada emek vermek gerekiyor. Emek vermek gerekiyor. Ekmediğin yerden deremiyorsun ama böyle de bir şey var yani. Hülya Hocam çok teşekkür ederim. Var olun. Ayağınıza Canım sağlık. Hocam. Ya ben çok keyif aldım. Ben de bir Tekrar mütahmede. görüşmek dileğiyle. Çok Kitaplar isterim. için de tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili hocam. Efendim çok tatlı bir sohbetti. Hülya Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Dinleyen sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben neyle gidiyorum derseniz. Yatırım yapacaksanız efendim iletişim becerilerinize yatırım yapıyorsunuz. Hadi bunu da ben eklemiş olayım. Hülya Hocam başka şekilde söyledi. Niyetinize yatırım yapın önce. Yani bütün yapılan çalışmanın, bütün verilen emeğin öncelikle nereye götürmek istediği konusuyla ilgili bir netlik yaşamak lazım ki ondan sonra verdiğimiz emek daha anlamlı bir hale gelsin görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Sağ olun tekrar. Pardon.